Sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Arif Kılınç Arslan. Kendisi Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel Grup Etkinlik ve Organizasyonlar Satış Direktörü. Hoş geldiniz Arif Bey. Hoş bulduk Sinem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bizler Çok deyiz. Çok teşekkürler. teşekkür ediyoruz. Arif Bey, öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Arif Kılınç Arslan ben. Shangri-La Bosphorus İstanbul Oteli'nde grup etkinlik ve organizasyonlar satış direktörü olarak görev yapıyorum. Yoğun tempoda çalışan birisiyim. Oldukça da mutluyum burada olmaktan bu arada. Aslında kısaca şöyle bahsetmek gerekirse kendimi bildim bileli turizm sektöründeyim ve otel içerisindeyim. Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü mezunuyum. Kısa bir eğitim programı için Almanya'da, Dortmund'da eğitimimi tamamladıktan sonra turizm sektöründe devam ettim çalışmalarıma. Son 5 yıldan beri de Shangri-La Bosphorus İstanbul Oteli'nin grup etkinlik ve organizasyonlar satışını yöneten kişiyim. Tabii bir diğer kimliğim de aslında Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde de yarı zamanlı öğretim görevliliği yapıyorum. Öğrencilerle bir araya gelmek ve onlara ışık tutmak bizim için çok değerli. Bunun için de beraber çalışıyoruz tabii üniversite ve Shangri-La Bosphorus İstanbul olarak da görev alıyorum. Özünde 38 yaşındayım. Evliyim, bir oğlum var 5 Allah yaşında. bağışlasın. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Turizm sektöründe, otelcilik alanında kariyere devam ediyoruz. Genel hatlarıyla böyle tanımlayabilirim kendimi. Umarım ilerleyen tarihlerde daha iyi bir kariyer fırsatlarıyla devam ediyor olacağız. Ama önemli olan burada turizm sektöründe yer alabilmek ve mümkün olduğunca da insanlara ışık tutabilmek. Harikasınız. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz Teşekkür Arif ederim. Bey. Aslında çok uzun süredir bu sektörün içinde olduğunuzdan Evet. bahsettiniz. Peki nasıl bu sektörü seçmeye karar verdiniz? Neden bu sektör? Evet, yani şöyle, turizm sektörü çok canlı ve böyle insanı içine alan bir sektör. Yıllar önce aslında ben Denizliliyim, yani Egeliyim diye tanımlayabilirim kendimi. Pamukkale'de turistleri görerek başladığımı söyleyebilirim. Eğitimimi aslında lise itibariyle turizm sektörüyle alakalı almaya başladık. Sonrasında da aslında turizm sektöründe de devam ettik. Asıl beni cezbeden turistlerle ve yabancı dilleri konuşmak, insanların farklı bakış açılarına sahip olabilmek veya onların görüşlerinde paylaşım yapabilmek, turistlerle bir araya gelebilmek aslında beni cezbedendi o zamanlarda. Ama iş birazcık büyüdü. Şu anda Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel'de de görev yapıyoruz ve turizm sektörünü aslında 12-13 yaşlarında girerek başladığımı söyleyebilirim. Turizm sektörü aslında şu anda insanlarla genel olarak yaz turizmi olarak görülüyor. Evet. Fakat son zamanlarda kış turizmiye de büyük bir bakış açısı kazandı aslında, değil mi? Çok fazla bir artış oldu kış turizmi içinde. Doğru. Şöyle anlatabilirim. Resort, yani otelciliği birazcık daha farklı değerlendirmek gerekir. Bir şehir otelciliği konsepti vardır. Bir de resort otelcilik konsepti vardır. Resort otelcilik aslında deniz, kum, güneş dediğimiz turizm aktivitesidir. Ve resort otelcilik aslında insanların tamamıyla eğlence amacıyla leisure dediğimiz, yani o değerlendirilebilecek bir zaman aralığı ve normal rutininden uzaklaşarak aslında yapmış oldukları bir turizm aktivitesidir, konaklama tercihidir. Resort otelcilik dediğim gibi, yani Bodrum, Antalya veya İstanbul üzerinde konuşursak, Türkiye, çok özür dilerim, Türkiye üzerinde konuşursak Bodrum, Antalya gibi destinasyonlar aslında resort otelcilik anlamına gelir. Çoğunlukla da yaz döneminde aktif olur. Ama şehir otelciliğine girdiğiniz zaman aslında yaz, kış var olan bir turizm aktivitesini görebilirsiniz. İş amacıyla veya gene aynı şekilde leisure dediğimiz bu
serbest zaman olarak değerlendirilebilecek bir aktivite ve bir konaklama tercihi olarak da gün yüzüne çıkabiliyor. Malum Türkiye dört mevsim aynı anda yaşayabildiği için birçok destinasyonda farklı turizm aktivitelerini yapabiliyorsunuz. Bir tarafta Bursa'da kış turizmini yaparken bir tarafta Antalya'da yaz turizmin keyfine varabiliyorsunuz. Keza aynı şekilde şehir otelciliğine girdiğinizde de İstanbul'da da tamamıyla kültürel turizm aktivitesi de yapabilirsiniz. Leisure dediğimiz aktiviteyi de yapabilirsiniz. Veya iş amacıyla da İstanbul'da olup o aktiviteleri de yerine getirebilirsiniz. Aslında bence 12 ay boyunca aktif olarak yapılan bir aktivite ve konaklama tercihi olabiliyor bazen. Bu noktada ben yaz-kış ayırmaktansa sürekliliği olan ve her zaman misafirlere ev sahipliği yapan bir sektör olarak söyleyebilirim turizm ve otelciliği. Çok güzel açıkladınız Arif Bey. Teşekkür ederim. Bizlere biraz da verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Tabii. Şangri-La Bosphorus İstanbul aslında ya ben şöyle tanımlıyorum. Bazı arkadaşlarımız katılmayabilir ama ben mass tourism dediğimiz bu kişileştirilememiş, daha çok volümle ilerleyen bir turizm ve konaklama endüstrisi olarak değerlendirebilir. Bir taraftan da tailor-made dediğimiz, yani nasıl tarif edeyim size, kişileştirilmiş bir konaklama hizmeti sunan taraf değerlendirilebilir. Şangri-La Bosphorus İstanbul aslında kişileştirilmiş bir hizmet sunan tarafta. Biz her misafirimize dokunuruz. Her anını güzelleştirebilmek için çalışırız. Şangri-La'nın vizyonu ve misyonu da aslında buna bir şekilde bahse geçiyor ve aynı şekilde konu oraya geliyor. Misafirlerimize her anlamda dokunuruz ve aslında kişileştirilmiş lüks hizmeti misafirlerimize sunma tarafında çok emek sarf ediyoruz Şangri-La olarak. Ya otel içerisinde birçok hizmet sunuluyor tabii ki de. Konaklamadan etkinliğe, organizasyona, yiyecek içeceğe, sağlık kulübüne, spa merkezine birçok alanda hizmet alabiliyorsunuz. Otelcilik zaten bildiğiniz gibi bir lokomotif. Her biri birbirine bağlı. Yani Şangri-La Bosphorus İstanbul'da da çok başarılı bir ekibin olduğunu ve çok şık bir hizmet verdiğimizi söyleyebilirim açıkçası. Harikasınız. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Kişiselleştirilmiş hizmet verebilmek çok önemli. Doğru. Çünkü evet, her yerde artık oteller var biliyorsunuz. Doğru. Ki. Fakat işte bu otelleri bu kadar başarılı olabilmeyi ayıran en önemli nokta da bu. Kişiye özel hizmet. Doğru. Doğru. Kişiye özel hizmet çok değerli. Biz misafirimize evet bir fiziksel ürün veriyoruz. Bir konaklama odası tahsis ediyoruz. Konakladığını varsayalım. Veya bir etkinlik yaptığını varsayalım. Bir salon veriyoruz. Bir etkinlik alanı veriyoruz. Veya bir yiyecek içecek hizmeti için geldiğini varsayalım. Bir masa setup'ı organize ediliyor. Veya bir restoran atmosferini veriyoruz. Tabii ki de. Yani fiziksel olarak ürünümüz orada. Ama işin özünde bir hizmet veriyoruz. Hizmetin çok iyi olması gerekiyor. Her seferinde söylüyorum, çalışma arkadaşlarıma da her zaman bahsederim. Günün sonunda fiziksel olan her şey bizim. Örneğin bugün misafirimiz konaklamaya geldiğinde veya bir etkinliğe geldiğinde fiziksel olarak kullandığı her şey bizim. Bugün evet ona tahsis ediyoruz, misafirimize tahsis ediyoruz. Ama yarın otelden ayrıldığında fiziksel olarak her şey bizim. Önemli olan misafirimize iyi bir deneyim sunabilmek. Bu bir deneyimi iyi bir şekilde teslim edebilmek. Misafirimiz de otelimizden veya hizmet aldıktan sonra yolcu ederken çok güzel bir hizmet aldım, muazzam güzeldi dediği an işte bu kişileştirilmiş bir hizmet ve aslında kişiye özel sunmuş olduğunuz bir hizmettir. Misafir memnuniyeti de böyle bir şey aslında. Mutlu olarak ayrılmasını sağlamak en önemli nokta dediğiniz gibi. Aynen öyle.
Peki sizi meslektaşlarınızdan ya da rekiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir Arif Bey? Evet, yani birçok özellik var tabii ki de ama başarılı olmayı çok isteyen birisiyim, açık söylemek gerekirse. Her zaman kendimi geliştirme için çalışırım. En önemli özelliğim de bence bu sektöre girecek ve bu sektörde görev alacak arkadaşlarımıza ışık tutma konusunda farklı olduğumu hissediyorum. Ve bunun için de aslında bir taraftan da akademisyenlik gibi bir ayrıca bir görevim daha var. Bence en önemli özellik, en önemli farklılık bu. Aslında bence daha da önemlisi olan işinizi bu kadar severek yapıyor olmanız. Evet. Ya ama şöyle söyleyeyim. Otelcilik alanında, turizm alanında eğer işi sevmiyorsanız başarılı olabilmeniz çok zor. Kesinlikle. Sevmeniz çok değerli, çok önemli. Sevdiğiniz sürece misafirlere bunu yansıtabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınıza yansıtabilirsiniz. Sevmek çok değerli. Evet, çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Arif Bey, biraz da sizlerle geleceğe dair hedeflerinizden, Tabii. vizyonunuzdan bahsetmek istiyorum. Tabii. Gelecekle alakalı turizm sektörünün ve otelcilik sektörünün aslında farklı alanlarda evrimleşmesini bekliyoruz. Teknolojinin ön plana çıkması ile farklı dallar çıkacaktır. İnsan gücünün çok kısa sürede azalacağını düşünmüyorum turizm sektöründe, otelcilik sektöründe ama ilerleyen tarihlerde bambaşka bir yol çizeceğini söyleyebilirim. Kendimle de alakalı yeniliklere açık olmak ve bu yenilikleri benimseyebilmek, değişime uzak kalmamak, ilerleyen tarihlerde de turizm ve otelcilik anlamında Türkiye'de veya İstanbul'da veya uluslararası mecralarda ışık tutabilecek bir kişilikte olmak isterim. İlerleyen tarihlerde de bunu başarmak için de çabalıyor olacağım. Umarım ilerleyen tarihlerde bunları da görürüz. Ama çok vizyoner bir bakış açımın olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Umarız en kısa sürede bu hedeflerinize de ulaşabilirsiniz Teşekkür Arif Bey. ederim. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler bizler için çok değerliydi. Teşekkür ederim. Fakat artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Tabii, yani iki konum var aslında. Birincisi, izniniz olursa bu sektörde görev alacak arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum sizin aracılığınızla. Bir de bu sektörden hizmet alan misafirlerimize seslenmek istiyorum. Birincisi, turizmde çalışmaktan hiçbir şekilde vazgeçmesin arkadaşlarımız. Eğitimini almış, kalifiyeli, ilerleyen tarihlerde bu sektörde isim yapacak ve bu sektörde farklı alanlara taşıyacak arkadaşlarımıza her zaman ihtiyacımız var. Üniversitede akademisyenlik tarafında da görev aldığım için öğrencilerimiz veya bu sektörde çalışmak için yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız turizmde veya otelcilikte çalışma konusunda çok istekli olmuyorlar. Sizden ricam vazgeçmeyin. Turizmin size ihtiyacı var, otelciliğin size ihtiyacı var. Mutlaka ama mutlaka otelcilik ve turizm alanında çalışmanızı rica ediyorum. İlerleyen tarihlerde de ne demek istediğimi sizler de anlayacaksınız. İkinci kısımda da konaklayan misafirlerimiz için ve bu hizmeti alan taraf için söylemek istiyorum. Çok iyi bir şekilde eğitimini almış, ışık tutan, geleceği çok parlak olan insanlar bu sektörde çalışıyor. Sizinle birlikte çok başarılı bir kariyer planlamasıyla devam edeceklerini söyleyebilirim. Siz bu hizmeti almaya devam ettiğiniz sürece biz de bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Lütfen turizm ve otelcilik alanında maksimum desteğinizi her iki kısımda da göstermenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Katılımınız için bizler teşekkür ediyoruz. Çok değerli Çok sağ bilgiler olun. verdiniz Arif Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Bir Başarı Hikayeleri programının daha sonuna geldik. Bugün Arif Kılınç Arslan bizlerleydi. İyi günler.